Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Evinizin, ofisinizin, herhangi bir yerin güvenliğini sağlayabileceğiniz 2 adet kamera ile birlikteyiz. Tapo markasının C420 S2 modelli bugün ürünlerinin incelemesini detaylı kullanıcı deneyimlerimi sizlere paylaşıyor olacağım. Bu kameraların en büyük özellikleri kablosuz bağlantı sağlayabiliyorsunuz ve detaylı birçok özelliği var. Yapay zeka desteği de içerisinde bulunuyor. Kutu içeriğini zaten sizlere şu anda gösteriyorum. Kutudan neler çıktığını görüyorsunuz. Zaten tüm içerisindeki işte iki tane kamerası, kabloları, ethernet kablosu, abı hepsi içerisinden güzel bir şekilde paketlenmiş bir şekilde çıkıyor. Bu kameraların üzerinde 2 adet spot ışığı, 1 adet ışık sensörü, hareket sensörü ve durum LED'i bulunuyor ayrıca mikrofonda var üzerlerinde ve bir adette de hoparlör bulunuyor her birinde. Kamerayla karşılıklı görüşme, arama yapabiliyorsunuz. Hem kameradan ses alabiliyorsunuz, ses iletebiliyorsunuz. Hem de siz uygulama üzerinden sesinizi iletip karşı tarafta kamera üzerinden sizi duyuyor, cevap verebiliyor. Yani telefon görüşmesi gibi bunu da kullanabiliyorsunuz. Ve dediğim gibi yapay zeka desteği olduğu için insan algılama, araç algılama, hayvan algılama gibi özellikleri de bulunuyor. Ve bu özelliklerin yanı sıra şunu da diyebiliyorsunuz. Araba gördüğünde bildirim var. Hayvan gördüğünde alarm çal, bu gibi senaryoları da uygulamasını indirerek özelleştirebiliyorsunuz kendinize göre. Kameralar batarya takılıyken 276 gram bir ağırlığa sahip, IP65 su ve toza dayanıklı bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Su geçirmezlik, geçirmemezlik bununla ilgili bilgi veremiyorum çünkü dışarıda deneyimlemedim. Genelde bu ürünler dış kamera tarzında olsa da dış ortam kamera tarzında. Ama genelde ev ve ofis gibi yerlerde kullanıyor kullanıcılar. Sizler de artık alacağınız senaryolarda bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Birazdan cihazın sizlere nasıl kurulum yapıldığını göstereceğim. Kurulumu da çok basit aslında. Hub'ı direkt top uygulamasının içerisine kuruyorsunuz. Sonrasında kameraları tek tek ekliyorsunuz. Aslında çok çok basit bir yöntemi var. Zaten göreceksiniz. Kameraların bataryaları 5200 mAh lityon iyon bir bataryaya sahip. 2560'a 1440 bir pikselde çekim yapıyor. Yani 2K'da bu çekimleri kameralar üzerinden yapabiliyorsunuz ve hap sayesinde kablosuz görüntü yapabiliyorsunuz. Yani kablosuz aslında bir bağlantı yapabiliyorsunuz. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz gibi kameralar arkamda herhangi bir kabloya cihaza bağlı değil. Çünkü zaten kendi bataryaları olduğu için direkt siz bunu rahatlıkla birini sallıyorum 10 metrelik bir mesafeye, birini 15 metrelik bir mesafeye koyabilirsiniz. İstediğiniz konuma göre ayarlayabilirsiniz. Gece görüş özelliği var bu kameralarda. Renkli çekim modu sayesinde de siyah beyaz değil ama isterseniz siyah beyaz da oluyor gündüz gibi görüntü verebiliyor geceleri de. Renkli modu özelliği de gerçekten güzel bir şekilde çalışıyor. Zifiri karanlıkta bile sanki böyle gündüz çekim yapıyormuşsunuz hissiyatı vererek sizlere net görüntüler, net yüzler, net plakalar okutabiliyor. Hani öyle örnek vereyim sizlere. Hub cihazına 512 GB'a kadar SD kart takabiliyorsunuz. Hayvan, insan, araç gibi nesneleri de algılayabiliyor kameraların hepsi. Özelleştire de biliyorsunuz. Alarm çal, sadece bildirim ver gibi de zaten bunlardan bahsetmiştim. Bunların senaryolarını kendinize göre düzenleyebilirsiniz özelleştirebilirsiniz. Şimdi gelin bir kameranın kurulumunu yapalım ve sonrasında sizlere hem kullanıcı deneyimlerimi hem de teknik detayları yani aslında teknik bilgilerinden de bahsetmiş olayım. Kameranın kurulumuna geçiyoruz. Şimdi geldik kuruluma. Öncelikle hub'ımızı kurmamız gerekiyor. Hemen şu artı butonundan cihaz ekle diyoruz ve bu arama yerine hub yazıyoruz. H200 olan hub'ı seçiyoruz. Ve seçtikten sonra zaten hub'ı göremiyorsunuz şu anda ama koyu sarı yanıyor. Okeyliyorum ve şu anda kuruluma başlıyor. Çok kısa bir süre sürdü bak hatta buldu hemen bağlandı. Şimdi yazılım güncellemesi gelecek onu da yapmamız gerekiyor. Buradan ileri diyorum hemen şuraya e, ee, hub diyelim direkt ismini böyle verelim. İleri dedik buradan bir simge seç diyor şunu seçelim gene ileri dedik ve kurulum bitti. Buradan kulağa hoş geliyor dedik yazılım güncellemesinde yapması gerekiyor onu da hemen söyleyeyim. Şuradan anladım diyorum. İsterseniz bu arada hava bir SD kart takabiliyorsunuz. Bak az önce geçtiğim yer oraydı. Diyor ki yerel depolamayı kur diyor. Şu anda SD kart takılı olmadığı için cihaza. Burada kablosuz olarak bağlanmak istiyorum diyor. Hemen bunu da seçiyoruz. Ve şu anda bağlanmaya çalışıyor. Şimdi burada A bağlantısını da yaptık. İleri dedik. Orada Wi-Fi şifremi girdim zaten. Farklı bir işlem yapmadım. Şu anda kurulumu bitirdi. Bak şimdi Burada kameralarımız çıktı. C420 bizim model. Hemen bunu seçiyoruz. Burada diyor ki pili yerleştirin. Zaten ben pili yerleştirmiştim. İleri diyorum. LED durumunu kontrol edin diyor. LED kırmızı ve yeşil renkte yanıp sönene kadar yaklaşık 30 saniye bekleyin. Zaten şu anda kırmızı ve yeşil yanıyor. Sonrasında eşleştirme moduna geçmek için diyor arkada hemen göstereyim. Şurayı açıyoruz kapağını. Şurada bir tuş var. Kaç saniye basın diyor. Bakıyorum. Bir saniye basın diyor. Şu anda bir saniye bastım ve şu anda eşleşme moduna geçti. Yeşil yanıp sönüyor. Ve burayı da ileri diyorum. Şunu da hemen takalım. Şu anda hava bağlanıyor. Kameramız hava bağlanmış olacak. Onu da göstereceğim zaten. Canlı canlı görüyoruz aslında bu video. Bir kurulum videosu oluyor hemen hemen. Şu anda kameradan ufak bir ses çıktı. Kameranın hiç ismini değiştirmiyorum. İleri diyorum. Burada hub'ı seçti zaten kendisi. Buradan bir tane simge bulalım. Hemen şu yemek kaşığı bulalım. Ve ileri dedik. Burada ne diyor? Neredeyse bitti. İleri dedik. Burada zaten tüm ayarlarını yapabiliyorsunuz. Tabii bunları sonrasında da yapabilirsiniz. Gene ileri dedim. Şimdi 30 gün ücretsiz deneyin. Bunu atla diyorum. Anladım dedim. Ve şu anda sanırım kurulum bitti. Testini yapıyor internetle ilgili. Bak şu anda kamerayı görüyorsunuz zaten. Şöyle çevireyim şu tarafa doğru. Şimdi ileri dedik. Bu da bitti. Duvara monte etmek istiyorum. Masaya koymak istiyorum dedik. Masaya ben de şu anda koyulu. Burada gerekli zaten sizlere bilgileri veriyor. Siz burada ileri ileri diyorsunuz ve işlemleriniz bitmiş oluyor. Şu anda bitirdik. Bir tanesini kurmuş olduk. Bu hub'ın içerisinde artık bak şuradan geri diyelim. Yanlış seçtik. Kameramızı görüntüleyebileceğiz. Buradan da Şuna bassak. Okay. 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 Tamam. Şu anda kameramız kuruldu ve tüm ayarlar böyle. Diğer cihazı da aynı şekilde zaten böyle kurabilirsiniz ve şu anda şuradan sesi bir kapatayım ki sesimi duyuyorum. Kameranın üstünden zaten hem ses geliyor hem de yani siz de sesinizi iletebiliyorsunuz. Şu anda diğer tarafa çevirdim. Bak elimi sallıyorum önünde görmüş olduğunuz gibi. Tabi bunların görüntüsünü de göstereceğim. Kurulum bu kadar basitti. Öncelikle hub'u kuruyorsunuz. Sonrasında cihazı. Şimdi cihazın biraz da ara yüzünü göstereyim. Bak burada ışık modları var mesela. Şu anda flaşını yaktı. Hemen göstereyim onu da. Şu anda cihazın flaşı yanıyor. Şöyle yerine koyduk. Işığı kapattım. Alarmı buradan ayarlayabiliyorsun veya fotoğraf çekebiliyorsun. Bak şu anda çekti. Sesli arama yaptığında karşılıklı görüntülü görüşüyormuşsun gibi. Manuel kayıt yapabiliyorsun buradan basarak konuşabiliyorsun ve oynatma indirme buraya kaydettiklerini indirip oynatabiliyorsun telefonla alabiliyorsun. Onun dışında bulut depolama satın alırsan da direkt buradan tüm işlemleri yapabiliyorsun. Şu kamerayı büyütüp küçültebilirsin. Onun dışında bak burada 2K Ultra HD olarak zaten kendini gösteriyor. Şuradan tıklayayım 720p'ye de çekebilirsin. İstersen otomatikte de bırakabilirsin ama 2K iyidir. Onun dışında burada ayarlar menüsü bulunuyor. Bak bataryası %47. Algılama ayarları vesaire buradan yapabiliyorsun. Hepsinin zaten bak burada hareket algılama, kişi algılama, evcil hayvan algılama, araç algılama gibi birçok özelliği bulunuyor. Bunlara daha sonra değiniriz. Cihazın her şeyini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Şu anda cihazın kurulumunu size göstermiş oldum. Ve kameramız da şu anda aktif bir şekilde şöyle sağa sol yapayım hatta görmüş olun çalışıyor. Kurulum bu kadar. Kameraların ve hub'ın kurulumunu yaptığımıza göre detaylı bir şekilde bu arada anlatmaya çalıştım. Hani gene takıldığınız bir nokta olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz kurulumu beni de zorlayacak diye düşünüyordum. Fakat çok kolay oldu. Hub'ın direkt zaten kurulumunu yani Ethernet'e bağlıyorsunuz modeminize kablo ile birlikte. Ve güç kablosunu takıyorsunuz. E, direkt bir reset tuşuna da basabilirsiniz. Basmaya da bilirsiniz. Koyu sarı renk yanıyor. Direkt ileri ileri diyorsunuz zaten kurulum sağlanıyor. Sonrasında da kameraları direkt seçerek kurulumu bitiriyorsunuz. Uygulamanın en güzel yanı bu kameralar ikili olduğu için 4 cihaza kadar bağlayabiliyorsunuz. Yani bundan 2 tane daha satın alırsanız 4 cihaza kadar kameranızı Hub'a bağlayabilirsiniz. Ve bu sayede ekranı 2'ye veya 4'e bölebiliyorsunuz veya tek kameradan izleyebiliyorsunuz. Sadece tek dezavantajı bence kameraları tek tek yapılandırmanız gerekiyor. Yani özelleştirmeleri, ayarlarını tek tek yapabiliyorsunuz. Hani keşke şöyle bir seçenek olsaydı. 2 kamera veya 3 kamera kuruluysa onları tek tuşla basıp hepsini tek bir anda yapılandırıp işte mesela 2K'da çekim yap gece renkli modunda ayarla. Parlaklığını ayarlayabiliyorsun kameranın. İşte e, her değeri 20 herze getir. Bunları hani tek bir kere de yapabilsek güzel olurdu. Fakat yapılamıyor. Tek tek kameraların içerisinin ayarlarına giriyorsunuz ve hepsini tek tek özelleştirmeniz gerekiyor. Kutudan çıkan hap direkt zaten hani bunları kablosuz kullanabilmenizi sağlayan şey hub cihazı. Bunda 4 tane kamera bağlanabiliyor. 64 adet de sensör bağlanıyor. Ev güvenlik sisteminizi kurabilmenize de olanak veriyor. Aslında bu hub'ı aldığınızda sadece bu kameralar için değil bir sürü sensör ekleyebiliyorsunuz ve ev güvenlik sisteminizi bu hub'ın içerisine kurmuş oluyorsunuz. Kameralar şarj olurken de kullanılabiliyor. Uygulamada Türkçe dil desteğiyle geliyor ve tüm ayarları özelleştirebiliyorsunuz. Kameralarınızı tek tek yapılandırmanız gerekiyor. Bunu zaten söylemiştim. Bunlar önemli bilgiler olduğu için tekrar vurguluyorum. Ve kameraların da şarjda çalışabilmesi güzel bir olanak. Sadece hub cihazınızı eğer bu kameraları dış ortamda kullanacaksanız hub cihazının bir duvara monte vesaire bir durumu olmadığı için hub cihazınızı evinizde veya yağmur almayacak, çok soğuk almayacak ya da çok çok güneş almayacak bir noktada konumlandırmanız gerekiyor. Çünkü hap cihazı bunlar kadar dayanıklı değil. Küçük bir ethernet kutusu gibi bir şey yani o. Zaten onun da detay çekimlerini şu anda görüyorsunuz. Onu konumlandırdığınız noktada internet alışverişini arasındaki iletişimi sağlayabilmeleri için güzel bir noktada konumlandırın. Şu anda sesimi kamera üzerinden duyuyorsunuz ve herhangi birisi konuştuğunda veya bir ortam dinleme yapacağınız zaman sesi bu şekilde alacaksınız. Kamerayla şu anda yaklaşık bir 30-40 santimlik bir mesafe var arasında ve sesi net bir şekilde mikrofonu üzerinden alabiliyor. Seste herhangi bir oynama, videoda herhangi bir oynama yok. Direkt sesi kamera üzerinden duyuyor. Şimdi geldik kullanıcı yorumlarıma. Öncelikle yapay zeka desteğiyle hareket algılama özelliği bulunduğu için cihaz hani her şeyi direkt algılayıp anında bildirim gönderiyor telefonunuza. Ki şu anda da size onu göstermeye çalışıyorum. Mesela kameranın önüne geçtiğimde direkt olarak kamera kendisini hemen algılıyor. Yani bir nesneyi algılayıp hemen size bildirim veriyor. Şimdi gelin kamera üzerindeki sese ve uygulama üzerindeki sese bir göz atalım. O zaman kameraların mikrofon ve hoparlör performansına geçiyoruz. Şu anda sesimi kameranın üzerinden duyuyorsunuz. Yani ben uygulama üzerinden konuşuyorum. Size kamera üzerinden sesim bu şekilde geliyor. Siz de eğer uygulama üzerinden kameralara ses iletmek istediğinizde sesi canlı, anlaşılır ve top bir şekilde iletmiş olacaksınız. Şu anda telefon yani tablet elimde ve uygulama üzerinden konuşmaya çalışıyorum. Ses kalitesi de bu şekilde kamera üstündeki. Kameranın üzerinden gelen sesi ve mikrofon sesini de duyduğumuza göre artık son yorumlarımı yavaş yavaş yapıp bitirmeye çalışayım videoyu. Şimdi bu cihazlar kablo derdi olmadan kullanıldığı için çok çok pratik ve şarjının uzun süre gittiği söyleniyor. Tabii bunu uzun süre deneyimleyip bir bilgi vermem gerektiği için hani o kadar bir deneyimleme fırsatım olmadı. Ama cihazı en base modda yani en düşük ayarlarda kullanırsanız şarjının uzun süre gidebileceğini tahmin ediyorum. Yani şöyle söyleyeyim 1 ay, 2 ay, 3 ay belki de şarjı gidebilecek çünkü 5200 miliamper'lik bir bataryası bulunuyor. Tabi bu sizin kullanımınızın senaryosuna göre de değişecektir. Daha kısa da gidebilir, daha uzun da gidebilir. Bunları artık sizler deneyimleyip kendiniz yorumlarda eğer hatta kullanan biri varsa Şarj durumunu ya da eksik bilgi paylaştıysam onları da yorumlar kısmında söyleyebilirsiniz. En azından diğer alacak kullanıcılara da bilgilendirme olmuş olur. Cihazın en güzel özelliği ayaklı bir tripodla geliyor ve tripota da bağlayabiliyorsunuz cihazı o gelen şu anda ayakta duran tripodlar aslında bir duvar bağlantı aparatı. İsterseniz duvara sabitleyip hani takabilirsiniz. İsterseniz benim gibi böyle bir uzak bir noktadan, bir köşe noktadan direkt aşağıya doğru masadan gibi yani benim şuraya koyduğum gibi siz de kameralarınızı yerleştirip konumlandırabilirsiniz. Bu açıdan da güzel hani ayaklı bir şekilde olması ve silindir bir yapıda olduğu için kameralarda kendini böyle kötü lanse ettirmiyor. Hani güzel şık bir tasarımı var. Yani şuraya koyduğumda bile hiç sırıtmayacak derecede ya da evinizin herhangi bir yerine ya da bir ofisinize farklı bir yere koyduğunuzda sırıtmayacak derecede. Cihazın içerisinden manuel kayıtlar yapabiliyorsunuz. Bunları direkt uygulamanın içerisine kaydediyor ve siz telefonunuza indirebiliyorsunuz ve izleyebiliyorsunuz. Ayrıca isterseniz bir bulut depolama satın alarak da direkt bulut depolamaya da kaydedebilirsiniz ama benim sizlere önerim bu cihazda 512 GB'a kadar bir SD kart desteği bulunuyor. En azından 128, 512 GB gibi bir SD kart alırsanız hani en azından depolama derdiyle uğraşmadan direkt depolamanızı da bu SD karta sağlayabilirsiniz. Cihazla ilgili aslında tüm her şeyi anlatmaya çalıştım. Hem teknik detayları hem kullanıcı yorumlarımı sadece şunlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Kameranın algılaması güzel, görüntü kalitesi güzel. Gece zifiri karanlık dahi olsa bu arada tüm ayarları kendinize göre ayarlayın ki işte parlaklığını vesaire ayarlayabiliyorsunuz kameranın. Net bir şekilde sizi hayvanları, nesneleri gösterebiliyor. Eğer dış ortamda mesela dükkanınızın dışına konumlandıracaksınız, dükkan kapısıyla yolu gözetleyecekse de gece dahi olsa gündüz de olsa plakaları net bir şekilde gösterebiliyor. İnsan yüzlerini de net bir şekilde algılayabiliyor. İçerisinde hub'ın içerisindeki ayarları da yapabiliyorsunuz. Kameraları da ayarlayabiliyorsunuz. Hepsinde zaten tek tek ben şimdi şu anda da gösteriyorum sizlere ince ince detaylar var. Yani bütün her şeyini ince detayına kadar yapabiliyorsunuz ve uygulamasıyla birlikte stabil bir şekilde çalışıyor. Yani bir hareket algıladığında anlık bildirim gönderiyor. Veyahut da siz işte diyelim ki kamera şu anda burada. Aldım yerini değiştirdim. Hemen böyle bir saniyelik gecikme dışında. Yani muhtemelen bir saniye, bir buçuk saniyelik bir gecikme sağlıyor. Ve hemen görüntü geliyor. Siz kameranın önüne geçtiğinizde yani kamerayla izlediğiniz ekrana bir buçuk saniyelik bir gecikme süresi var onu söyleyeyim. Ama mesela diyelim ki manuel kayıt yaptınız SD karta veya buluta kaydettiniz. Onlarda herhangi bir donma kasma ya da bir gecikme olmuyor onu da söylemek istedim. Videoyu beğenmeyi kanalımı takip etmeyi unutmayın. Sormak istediğiniz sorular olursa da yorumlar kısmında buluşalım. Görüşmek üzere.